Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen sözü uzatmadan dünkü maça ilişkin skandallarla değil önce maça ilişkin yorumlarla başlayalım. Fakat ısrarlı bir şekilde şunu söyleyeyim. Videonun başlığına bakarak, kapağa bakarak beni Fenerbahçe düşmanı ilan etmeyin. Ben çok büyük bir Fenerbahçeliyim. Videoyu izlediğiniz zaman zaten sonuna kadar izlediğiniz zaman anlarsınız videoyu yarıda bırakacaksanız kusura bakmayın ama yiyeceğiniz etiketten dolayı da ben sorumlu değilim. Siz sorumlusunuz. Başlayalım mı? Başlayalım. Öncelikle spor yazarları Fenerbahçe hakkında ne dedi? Çünkü Fenerbahçe Kasımpaşa'yı devasa bir skorla yıllar önce Fenerbahçe ezeli aşkı e, şey ezeli kar, e, rakibini yendi skorla 6-0'lık skorla mağlup etti. Uğur Melekem Jesus döneminin 6. resmi maçıydı. Tabii ki Kasımpaşa çok erken 10 kişi kaldığı için müsabakanın sağlıklı tahlilini yapmak kolay değil. Ancak şunu söylemek mümkün. Kalede Altay, Bekler'de Osayi, Ferdi, savunmada lider Salahi. Merkezde Zayt ve en uçta Valencia ile dünkü takım geçen sezonu bitiren ekibe oldukça benziyordu. Hatırlayın maç önü canlı yayınımı neler söylemiştim. Benzer cümleler değil mi arkadaşlar? Yani bazı arkadaşlar sağ olsunlar hocam spor yazarı tadında... Ee, yayınlar izlettiriyorsun diyorlar. Demek ki aksı sayılmazlarmış. Bir uğur meleke kadar bir şeyler söylüyoruz. Hem personel hem de oyun anlamda Jesus'un geçen seneki hafızaya başvurması mantıklı. Bunda ısrar etmesi de doğru olur sanki. Şansal Büyüka Fenerbahçe iştahıyla hızıyla ilk defa uyguladığı rakip savunmanın arkasına uzun pasları ve adam kaçırmalarıyla bir puan maçını adeta gösteri maçına çevirdi. Hangi takım olsa dayanamazdı. İşte, tabii şimdi şunu hesaba katmalıyız. Karşısında Kasımpaşa diye bir takım yoktu. Kasımpaşa'nın adı vardı, arması vardı, forması vardı. Sahada kendisi yoktu. Fenerbahçe bu hızlı iştahlığı ve üretken oyununu sıkı bir rakip önünde ortaya koyabilirse o zaman tamamdır. O zaman Jesus Pesefesi sahada diyebiliriz. Eleştirmesini biliyoruz. Alkışlamasını da bileceğiz. Cumartesi ve pazar günleri rakiplerinin hüsrana uğramasının ardından futbolla barışık Fenerbahçe için şahane pazartesi oldu diyor sevgili Şansal Büyükhan. Ahmet Çakar. Kasımpaşa'da Hasan Emre'nin atılmasıyla bir maçı bitiverdi. Bu dakikadan itibaren Fenerbahçe çoğu başlamış oldu. Valencia, Emre Mor, Ferdi, herkes çoğun parçası oldu. Valencia'nın attığı kafa golü müthiş. Emre Mor sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın da en yetenekli isimlerinden. Ama çok önemli bir hatası var. Birazdan beyaz futbol. Ee, ne zaman şut, ne zaman pas, ne zaman dribbling yapacağını bilmiyor. Yıllardır bilmiyordu, hala öğrenememiş. Zaman zaman mükemmel işler yapıyor. Zaman zaman da ağır acemiliğini görüyoruz. Sonuçta Fenerbahçe şov yaptığı iyi oynadı ama bunun asıl sebebi Kasımpaşa'da oyuncuların yapamadıkları defans ve bir kişi eksik kalmalarıydı. Avrupa maçı için böylesine rahat bir galibiyet çok önemli ve huzur vericiydi. Gürcan Bilgiç Seyredenin oynayanın keyif aldığı bir Fenerbahçe izledik. Kasımpaşa 10 kişi kalmasının ardından sürekli pas trafiğinde her tarafa koşmak zorunda kaldı. Topu aldıklarında ileriye taşıyacak enerjiyi de morali de bulamadılar. Arda Güler'in kendi golünü pişirip yemesi sonrasında yemekler dahil tüm takımın ona sarılması da futbolcu grubunun birbiriyle nasıl kaynaştığının resmi yani gemi yola çıktı diyor. Erman Toroğlu Fenerbahçe teknik direktörü oyuncu değişiklikleri geç yaptı. Ben Halftime'da yani devre yapacağını zannediyordum. O zaman kafasında şu var demek ki. Belirgin biri belirleyip onun üzerinde çalışayım. Herkes yerini bilsin. Her hafta da oyuncu değiştirmeyeyim. Zaten onu belirlerse ve darbacı ilk kadar şampiyonluk mücadelesini sürdürür. Ama her maç değişik 4-5 oyuncuyu oynarsa iş zor. Ama diyorum ki kava yapısı ilk anlattığımız gibi peçe de doğru diyor. Ömer Ründül Fenerbahçe'nin Valencia ile gelen ikinci golü bana mü mü göre mükemmel bir Premier Lig golüydü. Şimdi gelelim futbolcular hakkındaki görüşlerime. Gustavo Henrique böyle devam ederse Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de savunma yönünde büyük problem çıkarır diyor. Ben katılmıyorum buna. Arkadaşlar dünkü Gustavo Henrique gerçekten iyiydi. Yani ne derseniz deyin iyiydi. Bak bunda, burada herkesi karşıma alırım. Çünkü gerçekten iyiydi. Araba basit oynuyor. Ama oynasa da olur oynamasa da eğer kendine iyi bakmaya ve çalışmaya devam ederse Emre oradan büyük katkı gelecek. Joshua King'i çok beğendim. Futbolu da biliyor ama dün gecenin yıldızı Valencia'ydı. Bu maçtaki formu devam edip sakatlık problemi yaşamasa çok iyi bir santrafor transferi edilse bile formayı kaptırmaz diyor. Ercan Güven aslında geçen sezondan bu sezona gücünden yitirmiş ve henüz maçın 16. dakikasında 10 kişi kalmış Kasımpaşa karşısında alınan farklı galibiyet geniş kadroda yüksek yatırımda ünlü hocalı Fenerbahçe için abartılacak bir zafer değil. Ama tatsız başladığı Süper Lig'e ağırlığını koyması, henüz bitmemiş takım montajına ışık tutması, bir maçta birkaç fark tarz denemesine, birkaç farklı tarz denemesine fırsat tanıması açısından özel ve güzel bir maçtı Fenerbahçe için diyor. Hilmi Türkay, Jesus takımın atak yönünde neler yapabileceğini bu maç biraz daha iyi gördü. Ön alan baskısı üst seviyedeydi. Valencia'nın performansını ayakta alkışlamak gerekli tecrübeli oyuncu golle başladığı sezonda Kasımpaşa karşısında da fileleri havalandırmaya devam etti. King'i beğendim çok etkiliydi Emre'm orada öyle ve Arda Güler yine oyuna sonradan girdi ama 10 numaralı formasıyla 2 gol atmayı başardı. Kuşkusuz bu maç Fenerbahçe için belirleyici olmayacak ama en azından özgüven adına yararlı bir 90 dakikaydı. Reha Kapsal Fenerbahçe'nin nitekim Kasımpaşa'nın ilk goldeki gibi alan bırakması, 10 kişi kaldıktan sonrası risk alıp öne çıktığında savunma markasını iyi kullanmasıyla pozisyonlar buldu. Aynı zamanda top rakipteyken preste kazandığı topla gol buldu. Fenerbahçe'nin oyun modeli ve oyuncu profilinin performans açısından yapılanlar bunun göstergesiydi. Valencia çok iyi oynadı ama yine de iyi bir santraforu ve hem gol hem asist yapacak çizgide oynayacak kanat oyuncusu transfer edilmeli. Sizin saha içinde felsefenizi yansıtacak bir zihniyete ihtiyaç vardır. Jorge Jesus'un da başarılı ve sürdürülebilir bir oyun için hem kadro hem de yakaladığı oyun istikrar yani oyun şablonuna istikrar kazandırması şart diyor. Ee, aynı zamanda Rıdvan Dilmen'in açıklamaları. Rıdvan Dilmen uzun uzun konuşmuş. Başka bir takım bunu yapamaz diyor. Şimdi bakın Rıdvan Dilmen hakkında bir de bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı zannediyor ki Rıdvan Dilmen çıkıyor 7-24 Fenerbahçe'yi yerin dibine sokuyor. Arkadaşlar Ahmet'ten Mehmet'ten öğrendiğinizde iş yapmayın. Ben geçen gün dinledim Galatasaray'ı yerden yere vurdu mesela. Diyor ki Rıdvan Dilmen Fenerbahçe bağlasan durmazlar durmaz spor olmuş. Eveleyip gevelemeden direkt kaleye gidiyorlar. Bu yıl başka bir takımın bugünkü kadar pozisyona gireceğini sanmıyorum. Fenerbahçe bu hocanın oynattığı sistemde bir uzun bir kısa forvetle oynamaz. Bugünkü çift forvete bakın. Hangi sağda hangi solda anlayamazsınız. Ancak bundan sonraki rakipler Kasımpaşa gibi olmayacaktır. Arda Güler'e bir bulunayım. Sakın oyuna girdiğin gibi davranma aldı, eveledi, geveledi. Muazzam bir yetenek ancak risk alınması gereken yerler risk alması gerekiyor. Golden sonra kendine gelip basit oynamaya başladı. Dün ben de bunu söyledim. Yani topu aldı. işte 15 kişiyi çalımlayayım da gol atayım falan. Yanlış. Tekrar söylüyorum daha Joao Pedro bile gelme, gelmemişken bir santrafor alınması öncelik olmamalı. Serdar Aziz'e bir şey olsa sağ stoperde eksiklik yaşanır. Yani daha öncelik diyor sağ stoper diyor. Jesus diyor Fatih Terim tarzı bir antrenör sürekli öne doğru oynamak istiyor demiş. Emre Mor'un şansı Jorge Jesus bu oyuna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Gelmeden önce tanımıyordur Emre'yi hoca ama şans vermeye devam edecektir. Mesela Crespo da iyi oyuncu ama Set oyuncusu. O yüzden oynamıyor. Hoca direkt kaleye gitmek istiyor diyor. Yani Crespo'nun pasları biraz daha kısa ya Aravo'ya göre. Maçın sonuna 2 dakika uzatılmasını anlayamadım. Belki bir gol daha olacak. Bu ligde daha önce averaj farkıyla şampiyonlar belirlendi. Neden erken bitiriyorsunuz? Je e Jesus'a kesinlikle sabretmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yarın öbür gün tek kale oynayıp yenilebilir de bu takım. Ancak bu takımı yenmenin tek yolu tuzak kurmak diyor. Haklı mı? Yani Arda Güler'e çok uzun yıllar konuşacağız. Bundan birkaç yıl sonra İspanya veya İngiltere'deki bir meslektaşıma devredeceğim Arda'yı yorumlama işini dünyanın en iyi liglerinde göreceğiz. Onu diyor. Hakkında hayırlısı olsun inşallah. Arda Güler çok özel bir oyuncu. Bugün sahada olan hiçbir oyuncu 17 yaşında böyle bir performans gösterememiştir. Jesus'un da bugün attığı gollerden çok onun kaybettiği toplarla ilgileneceğini düşünüyorum diyor. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Son olarak Mehmet Demirkol'un e, yorumunu da okuyayım. Sonrasında skandalı ortaya çıkarayım. Çünkü Fenerbahçe bu skandaldan sonra muhtemelen küme düşürülecektir. E, diyor ki Mehmet Demirkol yıldız kumaşı böyledir. Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol uzun uzadı ya. Onun yorumunu aldım. Kasımpaşa geçen seneden hem savunma hem de hücum yönünde oldukça geride. Geçen hafta da Başakşehir yürüme temposuyla onları geçmeyi bildi. Bu tabloda sanırım Sami Uğurlu Fenerbahçe'nin savunmadan oyun kurma konusundaki sıkıntısının üzerine çalışmaya karar verdi ve savunmasını oldukça öne kurdu. Bu plan iki yerinden patladı. Zaitz, Arao, Lincoln bağlantısını iyi kurdu ve Osayi Ferdi ikilisi savunmaya dönünce sıkıntılar büyük ölçüde giderildi. Bir de üstüne Fenerbahçe hareketli King Valencia ikilisini uzun toplarla iyi kaçırınca tablo sarı lacivetler için çok parlak oldu. Bunlardan birinde Emre Yeşilyurt kırmızı görene kadar sarı lacivertler 3 pozisyondan bir gol çıkarmışlardı. Eğer son paslarda biraz daha dikkatli olsalar ilk yerden tarihi bir farka gidilebilirdi diyor. <laughs> paslarda 20 santim yana ya da ters ayağa atmak artık futbolda her şeyi değiştiriyor. Ya da yarım saniye geç veya erken atmak. Bunları yapabilmek için de oyuncuların birbirlerini ezberlemesi gerekiyor. Bu kadar sık Kadro değiştirerek bunu yapmak kolay değil. Ancak dünkü orta sahanın geçtiğimiz iki maça oranla çok daha iyi bir seviyede olduğunu söylemek mümkün. Keza baskıdan hiç vazgeçmeyen King ve Valencia'da. Bir başka olumlu tarafta ikinci yarıda Kasımpaşa derin savunmaya geçince paslı ve sabırlı da nihayet gösterebilmeleri oldu. Ve tabii ki Arda'nın şahane golü tam basit oynasa çok daha etkili olacak diye düşünürken en zorunu en kolay şekilde iki kez yapabildi. Yıldız kumaşı böyle bir şey işte. Akıl ermiyor. Evet arkadaşlar. Spor yazarları gördüğünüz üzere Fenerbahçe'yi beğeniyorlar. Fenerbahçe hakkında olumlu konuşuyorlar. Ancak diyorlar ki ayak yere sağlam bassın. Biz uyarımızı da yapalım diyorlar. Yani e, bazı sayfaların dediği gibi Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşürme niyetinde olan spor yazarı yok. Ancak Galatasaray sayfalarını gezerken. Sağ olsun da benim de videomu falan atmışlar. Arkadaşlar Twitter'da vesaire benim videomu attıkları zaman altına beni etiketledik etiketlediğiniz zaman ben şikayette bulunuyorum. Direkt olarak telif cezasıyla sayfaları, kanalları kapatılabiliyor. Benim hiçbir şekilde hiçbir videomu kimsenin paylaşmasını istemiyorum. Bunu belirteyim. İkincisi siz de şikayette bulunabilirsiniz. Şikayet bildirimi oluşturun. Benim adıma kanalın linkini verin. Herhangi bir video seçin. Çünkü ben YouTube Yönetimiyle de konuştum. Senin hangi videonu paylaşırsa paylaşılsın. Çünkü bu kanaldan para kazanılıyor. Bu kanalda üyelik var. Ve bu kanalın videoları paralı videolar arkadaşlar. O yüzden bu kanalla ilgili hiç kimse hiçbir videoyu paylaşamaz. Paylaşırlarsa benim adıma da telif atabilirsiniz. Bunu da söylüyorum size. Ya da beni etiketleyin ben gerekeni yaparım. Sayfaları kanalları kapatıldıktan sonra da kime şikayette bulunuyorsa bulunsunlar. Ben geri adım atmayacağım. Onu da söyleyeyim. Ya 100 bin 200 bin fark etmez arkadaşlar. Yani yeter ki paylaşsınlar, kendileri bilir. Onu da söyleyeyim. Galatasaray sayfasında müthiş bir şey gördüm. Müthiş bir zekanın ürünü. Yani maks zeka seviyesi bir insanın yani beyninin %100'ünü kullanabilirsen ne olur derseniz bu olur dediğimiz büyük bir zeka seviyesine şahit oldum. Şimdi benim bir videom var. Onu almış, kullanmış arkadaşlar. Beşiktaşlılar siz bizden de alsınız şöyle böyle falan filan. Oradaki kızgınlığım şampiyonluğun verilmesi yönündeydi. Orada o sezon Galatasaray şampiyon yapacaktı her iki takımda el birliğiyle. Sonra Beşiktaş oldu sanırım. Biz Ankara gücünü yenip Sivas'tan Sivas'a puan kaybetince oradaki e, olay başkaydı. Ama bu olayı iki de bir de çıkarıp bak Beşiktaş Fener'den de mal Hayır şu anda en geri zekalı konuda Galatasaray var mı demem lazım. Ne demem lazım arkadaşlar? Şu anda en geri zekalı bunların içinde Galatasaray mı demem lazım? Yani ben dediğim gibi hiç kimse benim videomu kullanmasın arkadaşlar. Sonra bana gelip de ağlayıp zırlamayın. Bak bizi şikayet etti falan. Kesinlikle ben karışmıyorum. Bu bir. İkincisi. Ya siz ne kadar zekisiniz Galatasaray taraftarı. Yazmışlar Fenerbahçe şike yaptı. Fener'in Kasım Paşası var. Fener'in Paşası var. Ligden düşürülsün. İki takım da şike yaptı diye. Şimdi Fenerbahçe'nin attığı bir gol. Görselini ekrana getirelim. Bu değil. Bu da değil. Dur. Görselini ekrana getireceğim. Göle ee, ya da dur. Evet sevgili arkadaşlar, şu videoyu paylaşmışlar. Biz sadece fotoğraf olarak paylaşabiliyoruz telif hakkından dolayı ve Fenerbahçe futbolcusunun Kaleci tırnak içinde söylüyorum Ertuğrul Taşkırana. Evet dünkü maçta Kaleci Ertuğrul Taşkırani de 90 dakika ilk yarıdaki 5 dakika uzatma, ikinci yarıdaki 2 dakika uzatma ile birlikte 97 dakika boyunca. Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşçı'da ve Ertuğrul Taşkıran'ın böyle bir hatalı gol yediğini söylüyor. Şimdi sizlere soru işareti. Bir şey söyleyeceğim. Eğer e, hatalı gol yediği doğruysa, dün bu golü yediği doğruysa Fenerbahçe'nin küme düşürülmesi lazım. Aynı şekilde Kasımpaşa'nın da. Çünkü bu bir şikedir. Ertuğrul'un da ligden e, neydi? Kalecilikten falan atılması lazım eğer doğruysa. Kafama takılan soru işareti 1. Bilmem kaç derece sıcaklıkta Ferdi Kadıoğlu neden uzun kollu forma giyiyor? 1- İki, kalecinin hani görüntü kalitesi çok iyi değil ama arkasında niye Ertuğrul yazmıyor? 3- Seyirciler öldü mü? Photoshop'la kaldırıldı mı? Niye tribünde seyirci yok? 4- Ferdi Kadıoğlu dün gol attı mı? Hani 5- 6- 7 diye tek tek sayarım. Ancak aklıma gelen ee, bir şeyi şimdi söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar. bir Kaleci Ertuğrul değil. 2- golü atan Ferdi Kadıoğlu'nun dün golü yok. 3- Görseldeki maçın gerçek hali. 4 Ocak 2021. Neden geri zekalı olur bu bazı Galatasaray sayfaları? Neden geri zekalı olur? Ve hashtag açıp bunu ülke gündemine sokacak kadar... E, hani koyun misali insanların nereden bulursunuz? Ya bu gol hatalıymış diyor. Alın arkadaşlar o maça ilişkin. Ferdi Kadıoğlu 86'da gol atıyor. 4 Ocak 2021. Kasımpaşa kalecisinin adı da Ramazan Köse. Alın arkadaşlar ben size gerçeğini anlatıyorum. Öyle birilerinin gibi kırpıp yaptı değil. Bu arada Doğucan Haspolat diyor şu anda Trabzonspor'un oyuncusu yanlışım yoksa. Breçka, Tırpan, Sadiku, Ramazan Köse, Hatta değil hiçbiri Gerçi hatta hadi vardı herhalde. Hiçbiri şu anda yok diyebiliyorum. Yani şimdi Allah rakibin bile akıllısını versin derler ya. İşte e, haysiyetlisini versin derler. Ben merak ediyorum bu Galatasaray sayfalarının amacı ne? Ve Fenerbahçe küme düşürülsün. Skandal ortaya çıktı. Ligden atılsın. Evet kesinlikle. Mesela ben size bir şike görüntüsü göstereyim. Burada şutu çeken Galatasaraylı oyuncudan hatırlarsınız akıllara kazılmış bir sahnedir bu. Gençler Birliği kalecisi topa uzanıp sonra elini geri çekiyor bu pozisyonda. İnternetten bulabilirsiniz. Bu pozisyonda hiç kimse küme düşürülmediyse, ligden atılmadıysa. Hemen bu hafta Süper Lig'in ikinci haftasında aleni bir şekilde şike yapıldı. Maç sonucuna herhalde iki oynadı Galatasaray yönetimi. Hani Galatasaraylı sayfaların zeka seviyesiyle konuşuyorum. E, hocam sen gerizekalılaştırma demeyin. O seviyeyle konuşuyorum. Burada Abdülkerim Parmakçı Giresun Sporlu oyuncuyu göre göre pas atıyor. Demek ki bu maça Galatasaray yönetimi 2 oynadı ki e, yani bu maç sonucu Giresun lehine bitsin diye bilerek gol yediler. Bizim de mi böyle dememiz lazım? Ya arkadaşlar niye bu kadar zekisiniz? Hadi sayfalar bir salaklık etmiş. Bir geri zekalık etmiş. Max zekalarını ortaya koymuşlar. Ya hiç mi merak etmediniz? Hiç mi merak etmediniz? Ulan bu adam niye uzun kollu giyiyor? Lan yazın günü bu adam niye uzun kollu giyiyor diye hiç mi merak etmediniz? Allah aşkına. Utanmadan, sıkılmadan bir de beni etiketlemişler. Al şikeci Fener'in şikeci şey diye. Ya bu kadar mı aptalsınız? Yani kendi kendinize diyorsunuz ki bu adamların şikesi, mi kesi de komple yalan. Biz uydurduk. Biz böyle kanıtlarla uydurduk ki şike sürecine ilişkin mahkeme kayıtları, yargıtay kayıtları mevcut. Ne delillerin uydurulduğuna dair oralara da bakabilirsiniz. Yani aslına bakarsanız itiraf niteliğinde video paylaşımı olmuş. Sonradan da şimdi silmeye başladılar yavaş yavaş ama skandal ortaya çıkmış oldu. Uzun lafın kısası dostlar. Kılavuzu kargo olanın burnu Twitter'dan çıkmazmış. Siz bu şekilde devam edin. Bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Fenerbahçe bir galibiyet aldı mikser başladı. Karışma başladı. Fenerbahçe kötü gittiği zaman Jesus karıştırılıyordu. O karıştırılıyordu. Transferler karıştırılıyordu. Değil mi? Fenerbahçe kötü gittiği zaman mikser Fenerbahçe'de çalışıyordu. Ben size ne diyorum? Haftalardır ne diyorum? Bir sürü abone kaybettim. Kaybedeyim. Onlar gerçek Fenerbahçeli değil. Gerçek Fenerbahçeli ise gelir tekrar abone olurlar. Gerçek Fenerbahçelilerse değiller. Fenerbahçe'yi yerden yere vurdular. Birinci haftada şampiyonu Galatasaray yaptılar. Birinci hafta bitiminde Beşiktaş'ı, ikinci Trabzon'u, üçüncü yaptılar. Fenerbahçe'yi bilmem ilk ona bile sokmadılar. A plus hoca gelsin diye yalvarıp sabahlara kadar bekleyip uçak takip edip A plus hocayı gönderip İsmail Kartal getirmeye çalıştılar. Geçtiğimiz günlerde ben bir örnek verdim. Hazreti Musa ve kavminin arasında geçen diyalogdan bahsettim. Gökten bıldırcın eti, kudret helvaları inerken biz bunu istemiyoruz Musa. Bize Allah'a söyle bize soğan, sarımsak, ekmek indirsin diye yalvardıklarını ve bu dileklerinin gerçekleştiğini söyledim. Bunun ne kadar aptalca olduğunu söyledim. Düşünsene ya. Yani gökten menü iniyor işte İskender, Şubahan, teşbih de hata olmasın sadece örnek veriyorum. İşte İskender var, döner var bilmem e, mantı var, fasulye, pilav var falan diyorsun ki hayır biz bunları istemiyoruz. Biz soğan ekmek istiyoruz. Lan adama derler oğlum lan heye <laughs> yani benim tanıdığım Kürt arkadaşlarım bile bu kadar soğan sevmiyorlar. O eti bırakıp soğan yemezler. Aynı zamanda etçildir benim arkadaşlarım. Yani o kadar et varken haşlama varken kavurma varken soğana tenezzül etmezler. yanında yerler. Bunu dedim diye bana dediler ki sen işte Yahudi düşmanısın. İsrail. Ya her şeyin düşmanı ilan ediyorlar bunlar. Bir tek cahilliğin düşmanı ilan ettiğimizi anlamıyorlar. Bir, ben cahiliyetin düşmanıyım. Cahillerin düşmanıyım. Anlatabiliyor muyum? Beni kim sevmez? Beni Fenerbahçe düşmanları sevmez. Beni Türkiye Cumhuriyeti düşmanları sevmez. Beni doğruluğun düşmanları sevmez. Beni Hz. Hüseyin'in, Hz. Ali'nin, Hz. Hasan'ın düşmanları sevmez. Ehli Beyt düşmanları beni sevmez. Sevmez. Bunlar beni sevmez. Sevmesin de zaten. Doğrulara tahammül olmayanlar beni sevmez. Namussuz insanlar, alçaklar beni sevmez. Seni sevmeyen ener kız namussuz mu diyecekler. Çünkü bak cımbızla laf seçip ben kategori kategori söylüyorum. Ben yani bunların içerisinde yer alıp hangi kategorideyseniz yani ülke düşmanları, terör seviciler beni sevmez. Beni sadece gerçekten Fenerbahçeliler ve iyi insanlar sever. Ya da Fenerbahçeli olmamasına rağmen iyi insanlar beni sever. Bilginiz olsun arkadaşlar. Palavraları, masalları geçin. Fenerbahçe'yi mixlemek, karıştırmak isteyenlere en güzel cevabı sahada vermemiz için dua edin. Biz maç kazandıkça kuduracaklar. Biz şampiyon olursak kuduracaklar. Gelin kenetlenelim, bir olalım. Sayfalar arasındaki şu tartışmaları bırakın. Onun sayfası büyümesin, benimki büyüsün, şununki yapmasın, bununki yapmasını bırakın. Fenerbahçe'nin etrafında toplanın. Al bak, formalar çıktı. İlk gün gidip iki tane forma aldım. 629'dan işte 1300 küsür lira, şey heh, 1300 küsür liraya gittim forma aldım. Demek ki ek bir şeyler de almışım. Ee, yoksa ben de farkındayım. Yani 630 olsa 1260 yapar ben de farkındayım. 1300 küsür almak göre demek ki ek bir şey de almışım. Yani demek istediğim şey şu. Gidin Fenerbahçe'ye destek çıkın. Gidin Fenerbahçe'ye destek çıkın. Başka Fenerbahçe yok. Başka Fenerbahçe yok. Bırakın karışsınlar. Bırakın kendi kendilerini mixlesinler. Hatta birbirlerini remix yapsınlar. Bırakın birbirine düşsünler. O desin ki siz bizden daha salaksınız desin. O desin ki daha salaksınız desin. Bakın bir Beşiktaş 3-0'dan 3-3 maçı verdi. Gitti. Kaos başladı. Winter is coming Beşiktaş için. Bir Galatasaray dünyaca ünlü sitarlarıyla Giresun'a maç kaybetti. Abdülkerim haşlaması başladı. Şimdi yana yana stoper arıyorlar. Arasınlar. Dünyanın en iyi stoperini getirsinler. Size ne arkadaşlar? Oynatacakları 3 tane türkü düşünsünler. Her kul Çünkü sadece Türkiye kupasında ve ligde varlar. Avrupa'da yoklar. Getirsinler. Kimi getiriyorsa getirsinler. Lüçkaş, Lükaş, Toşkeri Toşkeraray'a falan stoper yapsınlar. Bırakın Mertens'e stoper yapsınlar. Size ne? Kimi getiriyorsa getirsinler. Oynatacakları 3 tane türkü düşünün. Ne Musler'a'dan vazgeçebilirler ne Nelson'dan vazgeçebilirler, ne sağ beklerindeki 3 tane yabancıdan vazgeçebilirler, ne soldaki Anhold'dan vazgeçebilirler. Ne orta alana kurdukları 3 tane yabancıdan vazgeçebilirler, ne forvet aldıkları yabancılardan. Bırakın 3 tane Türk'ü kim oynatıyorsa oynatınlar. Galatasaray savunmasın nanay, Beşiktaş savunmasın nanay. Trabzon yine transfer transfer yapıyor. Ki Yeni gelen isimlerde bakalım takımı mı isteyecekler mi? Hani hep Trabzon'a biz ne diye alıştık 2 senedir. Transfer sezonu başlamadan yapıyor transferleri. Bitiriyor çok akıllıca diye. Bakalım ne olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sizden tek ricam. Ya kanalı bile takip etmenize gerek yok. Gerekirse beni de takip etmeyin. Çok önemli bir şey değil. Ama Fenerbahçe'ye destek olun. Eleştirmeyelim. Eleştirin. Kötü oynadı mıydı eleştirin. Ama çıkıp da 6-0 maç bitmiş. Kazım bacayı babam da 6-0 yener. Zaten babanız yendi 6-0. Yani o yüzden çok da konuşmanın lüzumu yok. Konuştukça batıyorsunuz. Başkalarının ağzıyla konuşmayın. Yüreğinizle konuşun. Yani e, şurada Puma simgesi var. Puma ile konuşmayın. Fenerbahçe simgesiyle konuşun. Fenerbahçe amblemiyle konuşun. Fenerbahçeli olarak konuşun. Yani i̇çinizdeki Fenerbahçe duygusuyla konuşun arkadaşlar. İçinizdeki Fenerbahçe hissiyle konuşun. Ahmet bunu dedi, Mehmet bunu dedi, Rıdvan bunu dedi, şu bunu dedi. O zaman gidin onu takip edin. O zaman gidin koyun gibi arkasına takılın. Onlar da size böyle otu tutsun. Otu nereye götürürse oraya gidin. Kendi fikriniz olsun. Biraz özgür iradeyle hareket edin. Fenerbahçe'yi yıllardır parça pençik ettiler, farkında değil misiniz? Genç Fenerbahçeliler, bilmem şu Fenerbahçeliler, bu Fenerbahçeliler, Until Kravitz, bilmem şudur budur, bilmem badanacılar, bilmem boyacılar, bilmem sıvacılar. Ya bir olalım, bir, 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 bir çatı altında toplanalım. Hocam bir çatı altında toplanınca da iktidar değiştiriyorlar. Ne iktidar değiştiriyorlar? Bak Aziz Yıldırım'ı nasıl değiştirdiler? Aziz Yıldırım'ı değiştiren genç Fenerbahçeliler falan olmadı ki. Aziz Yıldırım kendi hatalarıyla değişti. Ali Koç Ali Koç eğer bütün taraftar gruplarını bir çatı altında toplasın emin olun çıkıp da beni destekleyin demez. Mesela Emirkan İlkan'ın gittiğinde bir söylentiye göre Beşiktaş yönetimi telefonla arayıp taraftar gruplarına ricada bulunmuş sakın yönetimi istifa demeyin diye. Bakalım inşallah e, Valerian İsmail ve Okan Burun puan kayıpları devam eder. Abdullah Avcı'nın da puan kayıpları bunun üstüne eklenir. Bunlar böyle olurken de inşallah Fenerbahçe arka arkaya galibiyetler alır da şenliği o zaman izleriz. Görüşmek üzere dostlar. Bu arada videonun başında ne dedim? Sonuna kadar izleyin. Bakın bakalım bana mı hak vereceksiniz diye. Böyle başlık atılmaz. Sen varken düşmana ne gerek var diyorlar. Siz varken cahile ne gerek var abi. Açın bakın. Şimdi maç tekrar edilir mi? Fenerbahçe küme düşürülür mü? 2 sene önceki maç 1 Bir, bir buçuk sene önceki maçtan dolayı. Üretilen bu delilleri anlıyor musunuz? Zamanında bunu birileri daha yaptı olmadık tapeler, birleştirmeler, videoları kesip onu birleştirip, onu kırpıp bir araya getirmeler, olmadık deliller. Hani dava dosyasına başka maçı koydurmalar falan filan. Şimdi ya kaçak hayatı yaşıyorlar ya içeride sürünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.